Nabersiniz tayfa, ben Fantastik Ceo. Dragon Ball Super animesinin 109. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Henüz ilk bölümü izledim tayfa ve bir saatlik özel bölümün sadece bir kısmını izledim. Ve hepsinin live reaction halini Fantastik sayfa Facebook grubumuzda bulabilirsiniz. Sayfaya atmıyorum, dikkat edin, gruba atıyorum. 3 tane soru var, o soruyu yanıtlamadan gruba kimseyi almıyorum tayfa. Bunlar önemli sorular. Bölüm gerçekten çok iyiydi, nefesimi tuttum gerçekten. Her neyse, bölümün başına geçeceğim. Hızlıca size bölümü anlatacağım. Henüz ikinci bölümü izlemedim. İkincisi de ayrıyetten çekip inceleyeceğim tayfa. Öncelikle bölümün başında Goku vs Ribrianne kapışması oluyor. Ribrianne form geçiliyor. O yandaki iki kişiden yardım istiyor. Kelebek formuna geçiyor ve aşk okları denilen garip oklar atıyor ve Goku'ya kafa tutuyor. Goku ilk başta Ribrianne ile uğraşıyor ama ardından Ribrianne Jiren'in ayağına düşüyor ve Jiren Goku karşı karşıya geliyorlar. Gerçekten çok iyiydi. Hiçbir şey diyemiyorum, nefesim kesildi. Jiren'in tanrısı, biliyorsunuz Jiren'in yıkım tanrısı Palyanço tanrı, 11. evrenin. Jiren ile telepati yoluyla, beyin yoluyla iletişime geçiyor ve artık diyor ki Jiren diyor, tüm gücünü kullanma zamanı geldi diyor. Jiren artık gücünü göstermeye başlıyor. Goku ile kafa kafaya kalıyorlar ve ilk başta Jiren bir hava dalgası, bir ki dalgası yolluyor. Herkes zaten şaşırıyor. Neler oluyor? Bu nasıl bir ki dalgası diye. Hava resmen yayıyor Jiren etrafa. Jiren olduğu yerinde bekliyor ve etrafa bir duvar örüyor kendine. Enerji duvar örüyor ve Goku ona önce bir kamehameha atıyor. Önce bir mistik forma geçiyor. Beyaz formuna geçiyor ve ardından saldırmaya başlıyor Jiren'e. Super Saiyan 1, 2. Ardından Red. Super Saiyan God'lu Super Saiyan Blue formuna geçiyor. 10 çarpıya geçiyor ve Jiren'e her türlü vuruş sergiliyor. Jiren'e işlemiyor. Blue'ya geçtikten sonra, Kaioken'e geçtikten sonra artık Jiren'e az çok kafa tutmaya başlıyor ve Jiren ile sağlam bir dövüşe giriyor Goku ve dövüş sahneleri mükemmeldi. Çizimler çok iyiydi. 10 üzerinden 9.5 verebileceğim bölümdü. Muazzamdı. Gerçekten nefeslerimizi tuttuk o savaşta. Ama maalesef Jiren Goku'ya üstün kalıyor. Etraftaki yorumlar çok iyi zaten. Herkes etraftan bir şeyler söylüyor Jiren ve Goku savaşı hakkında. Jiren Goku'yu yerden yere vuruyor. Gerçekten Jiren'in gücü çok fazla, aşırı ve Goku Jiren'i test ediyor. Jiren de Goku'yu gözlemliyor. Zaten Krillin'in Muten Roshi şeyden bahsediyor. Ustaların seviyeleri diyor. İlk başta diyor kendi güçlerini ve karşısındaki rakibi güçlülüğünü test etmek için ve en iyi güç düzeyine ulaşmak için birbirini denerler diyor ve birbirini deniyorlar. Goku ile Jiren kafa kafaya kapışmıyorlar. Jiren gerçekten baskın taraf ve Goku'ya felaket halde darbeler uyguluyor. Goku'yu harcıyor ve Goku'nun yapabileceği hiçbir şey kalmıyor. Artık oradakiler diyor ki Krillin falan, artık 20 çarpı Kaioken yapman lazım diyor Krillin. Ama Birus diyor ki zaten diyor 20 çarpı Kaioken Blue'da diyor. Ve biz orada şoka giriyoruz. Ben orada şoka girdim. 20 çarpı Kaioken beklerken zaten Goku 20 çarpı Kaioken'i kullanıyormuş. Herkes bu izlerken yani bölümü bu tepkiyi vermiştir. Zaten 20 çarpı Kaioken kullanıyor falan demişizdir. Live reaction'da ben de dedim çünkü. Ardından Goku diyor ki demek diyor seni 20 çarpı Kaioken'le yenemeyeceğim diyor. Zaten bir ara az kala Jiren Goku'yu düşürüyordu. Goku son anda böyle kalktı. Arenanın tam ucundan döndü ve normal formuna geçiyor çünkü Godlu formuyla Genkidama açamaz. Genkidama açmaya başlıyor. Herkes Genkidama için enerji yolluyor. Bir tek Vegeta yollamıyor. Ve Ribrianne tam enerji olacakken Vegeta da onu engelliyor. Krillin, Tenshinhan, Muten Roshi hepsi androidler enerjisini yolluyor. Gohan, Piccolo falan yolluyorlar. Goku biriktiriyor. Jiren'e bir fırlatıyor ve fırlattıktan sonra o fırlatma sahnesi, müzikler bu bölüm muazzamdı. Özel müzikler kullanmışlar zaten. Jiren için ayrı, savaş için ayrı özel müzikler kullanmışlar. Müziklere 10 üzerinden 9.9 veriyorum. İlk defa bu kadar iyi bir puanlama yaptım hayatım boyunca anime serileri hakkında. O derece sağlam müzikler vardı gerçekten. Özellikle Dragon Ball serileri hakkında başlangıçtan bu yana kadar Dragon Ball'un tüm jeneriğini karıştırıp ortaya böyle kötümser havayla tanrı havasını ortaya koymuşlar ve o Genkidama'ya atış sahnesi, Jiren'e gitme anı ve Genkidama'nın havada bulunma sahnesi, Jiren'in ona tutmaya çalışması ve Jiren'e hiçbir etki yapmaması, Genkidama'nın Jiren'in onu geri yollaması, Goku'nun tutma çabaları, Jiren'in geri yollaması, Goku'nun bastırma çabaları Kaioken Blue ile Jiren'in geri alma çabaları ve o anı sadece izleyenler bilir tayfa. Son anda Jiren artık gücünü bastırıyor ve Goku'ya Genkidama'yı yolluyor ve Goku Blue Kaioken formuyla tüm Genkidama'yı yutuyor ve bölüm orada maalesef bitiyor. Henüz 110. bölümü izlemedim. Bu bölüm 9.5 ise diğer bölüm hakkında hiçbir şey demiyorum ben. Gerçekten çok sağlam bir incelemeydi. Live Reaction'a katılmayı unutmayın. Aşağıya link bırakacağım tayfa. Sizleri seviyorum. Diğer incelemede görüşmek üzere. Zaten ikisini üst üste atacağım. Hemen böyle diğerine geçebilirsiniz. Hemen diğerine geçin tayfa. Sizleri seviyorum. Ben de 110. bölümü izlemeye devam edeyim. Kendinize iyi bakın. Artık yeni formu bekliyoruz gerçekten. Hoşça kalın tayfa.